Yeni yılın ilk haftasından herkese merhaba. Perspektif yayından sizlerleyiz. Bu hafta Ömer Uzunoğlu ile stres şelalesi hakkında konuşacağız. Buyurun hocam. Peki, teşekkür ediyorum. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. İnsan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Lütfen düşünün, sorgulayın ve her platformda aklınızı kullanın. Çok ani hareketler, çok ani düşünce biçimleri ve reaksiyonlar insanın başına çok ciddi işler açabilir. İşte stres, bu aksiyonel hale getiren eylemlerin başında gelir insana. Bir aksiyon filmini lütfen hayal edin. Başroldeki oyuncuya verilen rol, bir bombayı 30 saniye içerisinde etkisiz hale getirebilecek bir zaman dilimi olarak hayal edin lütfen. 30 saniye içerisinde o bombayı baş aktör etkisiz hale getirecek. Sinemada izlediğiniz anı bir hayal ediniz lütfen. Nefeslerinizi tutarsınız, kalbiniz çok hızlı hızlı atmaya başlar. Tıpkı sanki o anda o rolü oynayan aktörün gerçek anlamda bir şeyleri yaşadığı duyguyu yaşarız. Üç kablo vardır: kırmızı, yeşil, beyaz. Bu üç kablodan biri kesilecektir ama bu 30 saniyelik süreç içerisinde. Elinde bir kesici alet vardır. Önce dener her birini. Biz böyle büyük bir dikkatle, sanki o anda bomba patlayıp bize bir şey olacak gibi küt küt kalbimizi atarak, bütün sistemimiz, adeta kanlarımız çekilerek olayı izlemeye başlarız. Filmin baş kahramanı o kablolardan birini eline alır bırakır, diğerini alır bırakır. Üçüncü, buradan terler böyle yürür. Görüyorsunuz, bu arada biz sanki kalbimiz yerinden çıkacak gibi, patlayacak gibi bir hal alırız. Belki yumruklarımızı sıkarız veya bir yerlere tutunuruz. O bomba patladığında bize patlayacağız gibi. Sonra o son bir saniyede o kabloyu bir keser. Oh, bir rahat nefes alırız. Sanki o bomba patladığında biz yok olacaktık ama bomba patlamayınca biz kurtulmuşuz gibi. Bakın, stres altında insan reel anlamda çok büyük bir belayı yaşayacak kadar, yaşamayacağı halde, böyle bir şey olmayacağı halde aynı haliyeti, ruhiyeyi çok rahatlıkla taşıyabilir. Çok ilginç bir şeydir bu. Yalnızca görsel olarak ve işitsel olarak İzlediğimiz ve dinlediğimiz bir şeyde o derece strese gireriz ki adeta ölümden döneriz. Yani o kablonun kesilmesi bizi de ölümden döndürür. Sanki o kablo sinemada veya evimizde, koltuklarımızda, televizyonda patlayacak, bizler yok olacağız gibi bir his yaşarız. Çok ilginç bir şeydir bu. Çok enteresan bir şeydir aslında. İnsan yoğun baskı ve stres altındayken genelde İki temel duyguyu hisseder. Birinci duygu, zarar görme ihtimali. Yani ciddi bir zarar görürsem, yoğun baskı ve stres altında. İkincisi de kaybetme korkusudur. Kaybetmek belli noktalarda çok kolay değil. Zaman zaman yararı vardır, faydası vardır. İnsan ders alır ama öğrenenler vardır ki kaybettiğinizde birçok şeyiniz yok olabilir. Bu iki duygu yeni bir şey değil. Bundan binlerce yıl önce, asırlarca önce, ilk insanlardan bugüne kadar bütün insanların yaşadıkları bir evre, bir durum. Yani bizim bugün yaşadığımız onlardan çok farklı değil. Ama o günkü şartlarla bugünkü şartlar çok farklı. Yani o günkü şartlarda insanlar ev diye bir şey yok, mağarada yaşıyorlar. Avlanıyorlar, dışarı çıkacaklar. Vahşi bir hayvanla karşı karşıya kaldıklarında çok seri bir biçimde hareket etme zorunluluğu var. Aksi halde av olacak. Yani ölecek, yani canından olacak. O zaman ya savaş ya kaç tercihini kullanacak. Yani düşünebilecek an yok. Tıpkı o filmin baş aktörünün son 30 saniyede, son 5 saniyeye kadar o kablolar üzerinde kararsız kaldığı gibi. Son anda bir saniye kala onu kestiği gibi. Yani o insanlar, o vahşi insanlara karşı bu kadar sert ve net reaksiyon ortaya koymalılar veya bu kadar hızlı düşünebilmeliler. Ancak
yalnız vahşi hayvanlara karşı değil. O süreçte yasa yok, kanun yok, adalet yok. Farklı kabileler, gruplar var. O insanlar da her an kendilerini öldürebilirler. Dolayısıyla onlara karşı da aynı vahşi hayvanlar gibi son derece seri bir biçimde hem düşünerek hem eylem ortaya koyarak hareketlenmeleri gerekir. Aksi halde canlarına olur dediğim gibi. Bu belki o süreçte gerçek anlamda ciddi bir manayı ifade edebiliyordu ve çok önemli anlamları da beraberinde taşıyabiliyordu. Ancak günümüzde eğer ölme korkunuz yoksa, yani ölecek noktada değilseniz, biri sizi öldürmeyecekse, lütfen stres altındayken, sıkıntılıyken çok ani kararlar vermeyin. Aksi halde çok ciddi şeyleri kaybedebilirsiniz, canınızda dahil. Dolayısıyla ölüm dışında çok hızlı hareket etmenin veya düşünmenin bireye hiçbir şey kazandıramayacağı kanaati taşıdığımı açık olarak ifade edeyim. Evet, tuttu. Stres insanın hayatını kalitesiz hale getirir mi hocam? Kesinlikle. Kaliteli hale gelebilmesi için kızım, insanın düşünebilmesi önemli. Düşünerek hareket edebilmesi önemli. Hesap içerisinde olabilmesi önemli ama stres altında özellikle düşünecek zamanı kendisine tanımayan insanlar hayat kalitelerini en dibe çekerler. Yani sıfırlarlar. Dolayısıyla kalitesiz bir hayat veya ömür geçirirler yapı olarak. Yani stres altındayken birey normal düşünemez. Hiçbir şekilde düşünemez. O düşünceyi normale çevirebilmek için tutku mutlaka sakin bir kenara veya köşeye çekilip en az birkaç dakika veya birkaç saat kendisiyle baş başa kalabilmesi lazım. O ambiyanstan, o ortamdan dışarı çıkabilmesi lazım. Süzülmesi lazım. Aslında bu çabuk hareket etme ve çabuk düşünme alışkanlığı bugün bizim zihnimizde yer almıyor. Asırlardan beri bizim genlerimizde geliyor. Yani bizim dünyamızda bu tip davranış biçimi var. Bizim atalarımız çünkü çok seri hareket ederler ve çok seri düşünürlerdi. Ancak zaman zaman, özellikle günümüzde bir eylemi veya bir söylemi ortaya koyarken mutlaka kendimize belli bir zaman tanıyarak, düşünerek ve bilincimizi devreye sokarak bu işin üstesinden gelebilmeliyiz. Aksi halde kaybetme ihtimalimiz çok fazla. Her şeyden önce stres şelalesi diye niteleyeceğimiz bu yoğun baskı bizim için gerçek anlamda çok ciddi tehlikeler de beraberinde getirir. Böyle bir ortamda bir eylemi sözel veya fiziksel ortaya koyarken en az bir dakika gibi bir süreyi düşünerek geçirdikten sonra hareket etmeliyiz. O eylemi yerine getirmeliyiz sözel veya fiziki olarak. Bunu yapmadığımız anda kaybetme şansımız çok daha fazla veya kaybetme oranımız çok daha fazla. Ancak ölecek değilseniz veya bir trafik kazası olacak değilse, normal bir olay için mutlaka en az bir dakika düşünerek hareket ediniz. Hatta size hakaret eden olursa, bağışlayın, size küfreden olursa dahi bizde etki tepki vardır. Yani ne olursa aynısının karşılığını veririz. Bunu da hayatımızın birçok boyutunda görebiliriz. Mesela ben çok yakın tarihte bunu yaşadım. Tahminen bir hafta kadar önce bir seçim esnasında gerçek anlamda kaybetmiş insanların, kaybedenlerin ne kadar sert reaksiyon ortaya koyduklarına o kadar net şahit oldum ki artık o noktada akıl, mantık ve izan devreden çıktı. Yani reaksiyon olarak olsun da ne olursa olsun noktasına gelebildi. Çok ilginç bir şey bu. Birçoğumuz aslında hayatımızın farklı boyutlarında bunu rahatlıkla izleyebiliriz, görebiliriz veya bu işin aktörü olabiliriz. Yani bu kadar açık söyleyeyim ben. Biz de bizzat içinde bulunabiliriz. Devam ediyor mu? Dinliyorum ben sizi hocam. Peki ne yaparız? Şimdi o stres şelalesinin dışına çıkarak bir dakika beklerken gözlerimizi kapatıp derin derin nefes alıp verirsek bilinç altımız devreden çıkıp bilinç seviyemiz devreye girer.
Dolayısıyla bireyin, insanın bilinciyle hareket edebilmesi, bilinç altının baskısını ve yanlış yönlendirmesini önler. Yanlışın önüne geçer, adeta set olur. Eğer daha fazla zamanınız varsa, bir eylemi ortaya koyarken ben size birkaç gün düşünmenizi öneririm. Yani diyelim çok önemli bir karar vereceksiniz ama bu karar hemen 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 1-2 saat sonra için geçerli değil. Yani birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra, belki birkaç ay sonra için geçerli ise lütfen bir kararı alırken birkaç gün bekleyiniz. Yine bağışlayın lütfen ben ama gerçekten o bir hafta önce yaşadığım olayla ilgili bir örnek daha vereyim ben. Biz bir grup arkadaşız. Çok özel bir şeyde bir durum yaşadık. Açıklayamıyorum, bağışlayın. Arkadaşlarım çok iyi biliyorlar bu durumu. Kaybetme noktasındaki reaksiyon toplu olarak söylemiştim ben. Tam aldıkları şeyin, etkinin tepkisi oldu. Aynı boyutta sertlik oldu ancak. Ben tahminen 2 gün düşündükten sonra bir şey buldum. Yani yeni bir bakış açısına ulaştım. O bakış açılarından birini değerlendirdik ve olaya belli bir çözüm getirdik. Yani o sıkıntıyı aşabildik. Çok rahatlıkla o grup arkadaş olarak. Bu çok özel bir şeydir. Bakın, hayatta ne kadar sert olursanız o kadar darbeyi net alırsınız ve sert alırsınız. Psikopatolojik açıdan sert olmak bireyin darbeyi en ağır biçimde alması demektir. Ne kadar esneyebilirseniz o kadar ama az. Çizginizden taviz vermeden bakın. İnsanların da bir çizgisi vardır. Yani esneme derken ayak altına yatmak değildir esnemek. O olayı çözmek veya kolay sıkıntıyı aşmak için esnemekten bahsediyorum. Ne kadar esneyebilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Bakın defalarca belirttim. Şu esner. Ama şu esnemez. Yani buna vurduğunuzda bu kırılabilir. Sert bir şey ama bunu vurduğunuzda kıramazsınız esnediği için. Bir diğer açıdan hayatta 2 şey çok öneririm ben size. 1. Esneyebilin. 2. Çok seçenekli düşünceyi ortaya koyun bakın. Tek boyutlu değil. Bizi bilincimiz kandırır. Bilinçaltımız kalıp ortaya çıkartır. O öyleyse sonuç budur der. Bu böyleyse mutlaka bunun sonucu böyle biter. Ona göre hareket et der, sizi ona göre yönlendirir. Yanlış yönlendirir ve yanlış yaparsınız. İşte benim o grup içerisindeki arkadaşlarım çok net ve sert reaksiyon ortaya koydular. Belki bir yanlışı önledik. Çok seçenekli düşünce sistemini devreye soktum. 2 gün sonra topladım bu arkadaşlarımı. Bir çözüm önerdim. Gerçekten açtık bu problemi. Ama o ilk andaki duyguya sahip oldukları biçimde hareket etseydik o beyinle, o kafayla, o bilinçaltıyla şu anda bulunduğumuz noktada değildik. Bunu net olarak söyleyeyim, onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Çünkü bizzati ben de onlarla beraber yaşadık bu olayı. Bu nokta çok önemli. Yani çok seçenekli düşünce, bilinçaltınızdan çıkan kalıbı doğru kabul ederseniz mutlaka yanlış yaparsınız. Bilinciniz sizi kandırır. Düşünceleriniz sizi kandırır. Bu bilinç öyle bir şey ki çok akıllı, problemleri çok kolay çözer ama öyle bir yapısı var ki siz de 24 saat uyanık olun konuşur, bütün uyanık olduğunuz sürece konuşur. Sürekli vır 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 size bir şey anlatır. Size etki altına alır psikolojik olarak ve yanlış yaptırır. Mutlaka şu şöyleyse bu böyle der. Bilinçaltı devreye girer. Dolayısıyla akıllı insan herhangi bir eylemi ortaya koyacağı zaman sözel veya fiziki olarak en az 1 dakikaya yakın, mümkünse zamanı yoksa 30 saniye düşünüp ondan sonra eylemini ortaya koyarsa yanlış yapma şansı çok düşer. Başarılı olma şansı son derece artar. Bunu net olarak ben ortaya koyayım ve belirteyim size. Yani stres düşünme kapasitemizi düşürüp bilincimizi devreye sokmamızı engelliyor. Kesinlikle genel anlamda. Tutku, fren yaptırır. Yani bilinci yok eder. Bilincin olmadığını düşündürür size. Bilinçaltı devreye girer. Dolayısıyla onunla hareket ettiğinizde duygusal hareket edersiniz. Evet. Ve mutlaka yanlış yaparsınız. Evet, o belirttiğin nokta son derece önemli kızım. Ya kalıplarla ve ön yargılarla hareket ederiz. Evet, bizi en büyük yıkan
etken de tutku hayatımızın her boyutunda ön yargı ve alışkanlıklarımızla hareket etmemizdir. Biz ön yargı ve alışkanlıklarımızı eğer bir tarafa bırakıp gerçek o anda gerekli olan düşüncelere donanarak hareket edersek başarırız. Bu şu demektir. Dünün doğrusu dünde kaldı. Siz bugünün ve yarının lütfen doğrularına bakın. Dünün doğrusuyla içinde bulunduğumuz anı kavram olarak açamayız. Aşamayız da. Kilitlenir kalırız. Dolayısıyla o dünün doğrularını bırakalım. Biz bugünün ve yarının doğrularına odaklanalım. Meselenin özü bu. Buna göre hareket edelim. Hocam peki stres gelişim ve değişimimizi durdurur mu? Tabii. Stres olduğumuz anda tutku hiçbir biçim ve şekilde ne kendimizi geliştirebiliriz ne de olumlu boyutta değiştirebiliriz. Olduğumuz gibi kalırsa hatta kızım gerileriz bile. Yani stresi aşırı kapıldığımızda bulunduğumuz satıhı dahi koruyamayıp bırakın ileriye gitmeyi, gelişmeyi, değişmeyi tamamen geriye doğru patinaj önce yapar. Sonra sanki rampadaki aracın boş viteste geri geldiği gibi geri gelmeye başlarız. Başımıza iş açarız yani. Çok doğru altını çizdiğin nokta. Aslında stres şelalesinin olumlu sonuçlarını düşünerek hareket edebilen insanlar çok rahatlıkla görebilirler. Lütfen stresli zamanınızda hızlı hareket ettiğiniz gibi hızlı da düşünmeyiniz. Sakin olunuz, soğukkanlı olmaya çalışınız, düşünerek hareket ediniz. Çünkü stres anında eylem, hareketler, hareket boyutunda da hızlıdır, düşünce boyutunda da her şey hızlıdır. Ve hemen gelişir, ne olduğunu anlamazsınız. Sanki bir araba, sanki bir araç kazası olmuş gibi. Anlık olur böyle hani gözünüzü açıp kapayıncaya kadar hani o çarpışma olayı gerçekleşir ya veya bir yere çarpma olayınız tıpkı onun gibi olur. Dolayısıyla düşünerek hareket ettiğinizde böyle bir risk doğal olarak olmayacaktır. Hem yavaş düşüneceksiniz hem de yavaş hareket edeceksiniz. Çünkü çok hızlı düşünme sevdası veya olayı bir süre sonra artık insanı kendine kötü hissettirmeye başlar. Yani o geri gelen araca binmiş gibi olursunuz. Kötü olursunuz. Yani akıllı ve mantıklı kararlar alıp onları uygulamamızı engelliyor. Kesinlikle Tutku, evet. Hiçbir biçim ve şekilde kızım doğru, akıllı, mantıklı kararlar alıp uygulayamayız. Çünkü o yeteneğimizi elimizden alır. Bilinçaltı kalıplar, bilinçaltı devreye girer. Yanlış olan kalıpları doğru diye bize ulaştırır, eriştirir ve biz onları uygulayız. Aynı şeyi yaptığımız için sürekli aynen kaybederiz. Bir de şu vardır, ben çok hayret ederim insanlara, özellikle yeri geldi. Der ki bayan veya erkek, ya hep kaybediyorum ben yani. Hep yapıyorum aynı ama her seferinde kaybediyorum. Ya aynı şeyi yaparak nasıl kazanabiliriz ki veya başarılı olabiliriz ki? Hep aynı şeyi tekrarlayarak. O hamster örneğim çok özeldir benim yani. Dönen hamster gibi sanki böyle bir çemberde. Sürekli kafesin içine dönüyoruz yani. Nasıl oradan çıkmadan başarılı olabiliriz? Aynı şeyi yaparak nasıl farklı bir sonuç elde edebiliriz? Ben bunu da merak ediyorum. İnsanlar elde edilebileceğini zannediyor veya düşünüyorlar doğal olarak. Bunlar yanılanlardır. Aslında kendimize zaman tanısak stresliyken dediğiniz gibi çok bunların daha, hiçbirisi olmaz. Evet. Çok daha kolay olur. Problemleri, sorunları aşabilmek, doğruya erişebilmek, ulaşabilmek Tutku çok daha kolay olur. Evet o noktada ama biz onu yapmıyoruz. Yani onu yapmıyoruz değil de aslında Tutku kendimizi kontrol edemediğimiz için onu yapamıyoruz. Yani biz birey olarak zihnimizin kontrolündeyiz, beynimizin. Ama akıllı insanlar beynini, zihnini kontrol edebilen insanlardır. Çünkü zihin kandırır insanı, ben diyorum size. Yanlış yaptırır. Doğru olmayan şeylere sevk eder. Acele ettirir. Çamura sokar insanı, kendi zihni. En büyük düşmanı bireyin insan. Çok akıllı, müthiş pratiktir. Şahane hesaplar çıkartır size. Müthiş çözümler üretir ama öyle bir noktaya getirir ki sizi kör noktaya boğar adeta. Yanlış yaptırır. Yani kendi zihnimiz, biz zatihi kendimiz kendimizi mahvederiz. Zaten atalar da hep söylerler. Yani insan ne çekerse kendi dilinden, kendi zihninden çeker. Kendi beyninden diye. Gerçekten insan ne çekerse kendinden çeker. Bir başkasından değil ama bizdeki kolaycılık hep başkalarını suçlama alışkanlığı. Bu bizim genlerde var yani. En ufak yanlış yaptığımızda, kaybettiğimizde mutlaka muhatabımız veya orada o anda bulunan insanlardan birisi suçludur. Mesela işlerden
biri bir yanlış yaptığında lütfen bağışlayın beni. Kendi eşi suçludur. Yani o öyle yapmasa o böyle olmayacaktır. Bu tabii en alt limitte bir örnek. Yani bağışlayın böyle olacak diye bir şey yok ama biz bu kadar böyle sığ düşünebiliyoruz. Nedenini ben bilmiyorum. Şimdi özellikle bize kötü hissettiren düşünce kalıplarından ben size söz etmeyi arzu ederim. Yani öyle düşünce kalıpları var ki bilinçaltımızda biz bunları sürekli tekrarlarız. Mesela somut biri. Şimdi bir tuzak var biliyor musunuz? Ya eğer tuzağı. Çok ilginçtir bu. Bilinçaltından tık diye çıkar. Şimdi siz bir atılım yapacaksınız. Bir eylem ortaya koyacaksınız veya bir yere yeni bir işi başarmak için ortaya çıkacaksınız. Ya eğer der zihin sana. Ya eğer kaybedersen ne olacak? Ya eğer bu hareketi, bu eylemi yaptığında elindekiler yok olursa ne olacak? Ya eğer yola çıktığında kaza olursa ne olacak? Ya eğer yangın çıkıp da her şeyin kül olursa o yatırımda sen ne yapacaksın? Sigortayı söylemez o. Ya eğer der. Yani mutlaka sana yanlış yaptırmak için o ya eğer şartını gözünün önüne getirir, bağışlayın, dayar. Sen onu görünce ürperirsin, korkarsın. Ortaya koyacağın eylemden veya atılımdan imtina edersin, geriye dönersin. Ya eğer başıma bir şey gelirse, o zaman sokağa bile çıkma yani. Ya eğer trafik kazası olursa yani, olmaması mümkün mü? Her birimizin başına gelebilir. Sakat da kalabiliriz, ölebiliriz de. Ama ya eğeri sürekli düşünürsen kaza olur diye, bir adım bile evin dışında atabilmek mümkün değil. Veya normal yaşayabilmek mümkün değil. Ya eğer işten atılırsan ne olacak? Bak ona göre hareket et. Ya eğer eşin seni terk ederse ne olacak? Ona göre düşün. Ya eğer bu parayı o işe yatırdığında kaybedersen ne olacak? Bakın o eğer var ya, ya eğer insanı mahveder, perişan eder. Yani nefes alamaz hale getirir. Bunu bizim zihnimiz yapar, bize karşı yapar. Ve çoğunlukla da başarılı olur. Çünkü o öyle bir patinaj zinciri ki hep aynı yerde çevirir bizi yani. Bu bir tuzak. Eğer düşünce tuzağıdır psikolojide bu. Ya eğer. Dolayısıyla bu tuzağa düşmezseniz eğer daha rahat yol alırsınız. Ama bu tuzağa düşerseniz olduğunuz yerde kalır. Ondan sonra da geriye doğru gelmeye başlarsınız. Ya eğer tuzağı çok ciddi bir şeydir bu aslında. Aslında stresli ortamlardan da mümkün olduğu kadar uzak kalmamız tabii gerekiyor bence. Tutku en büyük sıkıntılarımızdan biri o. Biz stresin içine, göbeğine girmeye çalışıyoruz. Yani o ortamdan uzaklaşmak evet, değil de oraya gidip bir şeyler duymak, bir şeyleri anlamak için çırpınıyoruz. Evet. Daha büyük belayla baş başa kalıyoruz. Mesela kavga eden insanların, stresli insanları ortasına giriyoruz. Anlayıp dinlemek için dayağı biz de yiyoruz veya kurşunu biz de yiyoruz orada yani. Kör kurşunu bilemezsin ki evet, ne olacağını yani. O stresli ortamlarda öyle sıradan insanların öyle avam avam bakıp durmaları çok normal bir şey değil. Adam silah almış elinde tak 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 saydırıyor. Etrafında insanlar bu düğün olabilir veya başka bir şey veya bir kutlama. Aval aval bakıyorlar ona. Yani o kurşunlardan biri seksi adam elini farklı bir açıyla hareket ettirse mutlaka biri veya birkaç orada ölecek. Yani adam kaçmayı bırak yanına yaklaşıyor yani onu. Böyle garip bir milletiz yani. Garip bir yapımız var. Yani bizim toplulukta da var aslında. Ya eğer. Zihnimizin şey dışında var. Da topluluğumuzda ya, da var bu. Bizim genimizde var. Evet. Bizim yaşantımızda var. Yani biz düşünmesek bile çevremizden birisi muhakkak ki ya eğer diye bir şey söyler yani bize. Yani bir düşünelim lütfen. Çok kötü hissettiğinde bir düşün bakalım ya neler yapıyorsun. Sürekli düşündüğünde şimdi o düşünceler aslında zihindeki düşünceler bakın diyorum ki problemleri çözer. Gerçekten çok güçlü bir organ, beyin. Zihin çok mükemmel bir dizayn olmuş bir sistem ama öyle bir şey ki eğer sana o düşüncelerin yararlı olan kısmı varsa onu ayıkla, ayır. Ama yararlı değilse onların tamamı bir çöptür, bağışlayın beni. Ve bu çöpün en kralı da ne biliyor musunuz? Eğer. Eğer tuzağı var ya, bu çöpün en pisidir, en kötüsüdür, en korkmuşudur. Dolayısıyla o tuzağa düştüğümüz andan itibaren normali göremeyiz. Ya eğer. İşte o bizi mahveder, katleder. Peki hocam eğer yerine ne dememiz lazım genel olarak akışta? Düşünce hayat yapımızda. Nasıl? Yani bu noktadan nasıl çıkabilirim? Bu sıkıntıyı nasıl aşabilirim?
Bu noktada ne yapmalıyım ki ben farklı bir açıyla ilerleyebileyim? Yani o nasılı devreye sokmalıyız? Eğri değil. Eğer kandırır. Nasıl da çözüm üretir. Yani nasıl yapmalıyım ki ben bu programı başarılı anlatabileyim? Eğer anlatamazsam ne olacak? Tutku buyur. Hadi durdum. Karşısındayım ben ekranın şu anda. Senin de karşındayım. Ya konuyu unutursam ne olacak Tutku? Ya o nasıl olursa? Ya sesim kesilirse, kısılırsa? Ne yapacağım ben kameranın karşısında veya tutkunun karşısında? Bak, garipliğe bak. Evet. Yani ya eğer konuşamazsan ne olacak? Ya unutursan ne olacak? Neyi unutacağım? Tamamen olmuş. Kişisel gelişimi nasıl unutacağım ben bunu? Mümkün değil. Zaten anlık üretilen bir şey bu. Yani biz bunu kitaptan anlatmıyoruz, defterden okumuyoruz. Yani anlık doğaçlama tiyatroda olduğu gibi konuları öyle konuşuyoruz, öyle açıklıyoruz. Niye? Bir kim var, bilgi var, onu yayarak satığa ona göre çıkartıyoruz, ayıklıyoruz ve konuları paylaşıyoruz. Ya eğer ben bu konuyu anlatamazsam tutku bitti işte. Burada bu tutukluk başladı mı bu programı başarabilmem mümkün değil ki. Ondan sonra demeye başlayacağım Allah korusun. Ya bakacak ki yönetici arkadaşlar bu iş olmuyor. Reklamı sokacak, kesecekler. İşte bakın o korku olmazsa hakikaten ben bunu başarırım dersem bir de nasıl anlatmalıyım da daha güzel olmalı. Yani nasılı devreye soktuğumda ben o eşiği aşarım ama eğeri sokarsam Allah'a havale mümkün değil ya. Yani eğer olur ya buraya yıldırım düşerse tutku ölürsek ne olacak? Yani hiçbir şey yok ama olur ya. Hani yağmur da yok, yağış da yok. Ya yıldırım düşerse ya bir yangın çıkarsa alt katta biz en üst kattayız tutku ne yapacağız? Düşün ya bak şimdi o kadar absürt şeyler ki bunlar bak hiç olmayacak şeyler ama insan o kadar garip bir varlık ki hiç olmayacak şeylerin hesabını hiç olmayacak zamanda yapar. Çok ilginç bir konuya geldik. Buyur. Hiç alakası yok konuyla. Yani olur ya bu dört katlı yerde en altta yangın çıkarsa tuttu ne yapacak? Güzel bir örnek oldu. Nasıl çıkacağız buradan? Buyur. Ya eğer çıkarsa o zaman bırakıp programı kaçalım. İşte bu kadar tehlikeli bir şey. Yani insana yapacağı şeyi o eğer yaptırmaz. Çıkacak der yangın kaç buradan. Hiç alakası olmayan bir şey yani. Hiç alakasız bir düşünce. Ama insanlar maalesef bu tuzağa düşüyorlar. Yani ya bu yeni aldığım arabayla kaza yaparsam ne olacak? Ya bu krediyle aldığım evin kredilerini ödeyemezsem ne olacak? Bitti. Yani eğer'e girdin oraya o eğer şıkkına çıkman mümkün değil. Olumsuz ya. Nasıl tamamen. Nasıl yaparım? Yani bunu nasıl daha ileriye taşıyabilirim? Nasıl kolaylaştırabilirim? Evet. Daha rahat ben diyalog nasıl kurabilirim izleyenlerimizle? Daha farklı nasıl açılım ortaya koyabilirim? Bu konuyu daha güzel, daha farklı nasıl anlatabilirim? Bak, eğer yapamazsam veya eğer gücüm kalırsam değil de nasıl aşarım? Çok güzel bir şey söyledin. Açılım bak, çok güzel bir tüyo verdin kızım. Açtık konuyu. Evet. Apayrı bir şekilde inceledik yani ve hala da inceliyoruz. İnsan gerçek anlamda stresli olduk durumlarda çok seri kararlar verir. İşte yanlışlık ve sıkıntı burada. Yani stresli anımızda vereceğimiz karar bizi yanlışa götürür. Niye biliyor musunuz? Şöyle işte dedim ya bakın. Şu bir hafta 10 gün önce ben bunu yaşadım. Çok enteresan bir şey bu. Bire bir yaşadım yani başka bir şey demiyorum. Bir grup arkadaşla bir seçimde biz bunu yaşadık yani. Çok enteresan bir şey bu. Artık orada akıl, mantık ve izan devreden çıkıyor. Tamamen bilinçaltı ve duygular devreye giriyor ve insana çok ciddi yanlışlar yapıyor. Mesela ya batarsa batsın diyor. Madem bu noktaya geldi bu iş, biterse bitsin diyor. Yok olursa yok olsun. Yıkılırsa yıkılsın. Bakın işte bu noktaya size getirebiliyor o yanlış düşünce veya ya eğer. Bizi bu noktaya getiriyor. İnsan stresli olduğu anlarda dedim ben çok çabuk karar verir, çok çabuk düşünür ve her şey isterse batsın, isterse kalksın, isterse yıkılsın, isterse yok olsun hiç önemli değil. Çünkü o stres sizi öyle bir hale getirir ki neredeyse Allah korusun ölüme taşıyacak gibi sanki sıkar, boğar. Çünkü mantık o anda devre dışıdır. Yani mantık olmadığı için insanlar mantıksızca hareket etmeye başlarlar ve hata yaparlar. Buna şöyle de diyebilirim ben, çok ilkel bir biçimde düşünce boyutu devreye girer. İlkel bir düşünce biçimi devreye girer, bizi bitirir. Çünkü hemen sonuç almak isteriz. Yani o kadar ilginçtir ki bu stres, sizi zorlar. İsterse kaybolsun, isterse yok olsun ama hemen sonuç al. Çok ilginç bir şey. Yani hemen sonlandır. Hemen ne olacaksa olsun. Ama hemen olsun. Sonra düşünerek o önemli değil.
Kazanacaksan da başaracaksan da önemli değil. Şimdi hemen yok olsun, ne olacaksa olsun, bitsin. Mantık olmayınca hemen sonuç almak isteriz. O hemen sonuçta bize hediyesi kayıptır, başarısızlıktır. Hemen tepkinin sonucu bu. Ben böyle zamanlarda vereceğin kararın, stresli anlarda, hayatında vereceğin en iyi kararlardan biri olmayacağını sana hatırlatmak isterim. Stresli anlarda alacağın kararlar, hayatında verdiğin en doğru ve en iyi kararlardan birisi olmayacaktır. En yanlış kararlardan birisi olacaktır. Çünkü muhakeme becerimiz o anda yok oluyor. Muhakeme yapamıyoruz. Mantık devre dışı kalıyor. İzan devre dışı kalıyor. Ve vücutta da o anda, bunu da belirteyim ben, özel hormonlar salgılanır. Yani stres anında, nasıl mutluluk anında serotonin hormonu çoğalıyor vücutta. Aynı şekilde stres anında da o bir kısım olumsuz hormonların salgısı aşırı artar. İnsanın öncelikle zihin, beyin dengesini bozar. Sonra vücut, fiziksel dengesini bozar insan. Dolayısıyla ölüme kadar götürdüğü yanlışları yaptırabilir insana. Kendi ayağıyla, kendi eliyle. Aslında stres altındayken sağlıklı kararlar alabilen insanların yanına gitsek bizim için faydalı çok olur mu? Çok faydalı olur. Evet Tutku. Yani stres anında soğukkanlı olabilen, doğru kararlar alabilen, daha önce bunun örneklerini yaşamış, bu değerlendirmelerde bulunmuş insanlarla birlikte olursak kızım, bizim de o handikapı aşmamız çok daha kolay olabilir. Çünkü nasıl aşacağımız noktasında o insanlar bize tecrübeleriyle, bilgi birikimleriyle kılavuzluk yapabilirler. Biz de o eşiği çok kolaylıkla aşabiliriz. Aslında sağlıklı karar alabilmek de bence bir yetenek hocam. Özel bir yetenek Tutku, evet. Her insan sağlıklı karar alamaz. Ama sınırsız sağlıksız karar alabilir. Sınırlı kararla, yani doğru karar alabilen insan sayısı düzgün, çok sınırlı bana göre. Evet, söylediğim bu. Bu nedenle benim sizden istirhamım, lütfen stresli, sinirli anlarda karar almayın. Sonu iyi olmaz, yani bunu belirteyim. Şimdi ben belli bir temel prensibe sahip insanım. Mesela bu prensiplerimden birisi, ben stres altındayken, insanız hepimiz, ben de bir insanım, benim de stresim olabilir. Stres altında olabilirim ama ben stres anında gerçekten duygusal düşünürüm. O normal, söylediğim diğer insanlar gibi bilinçaltı devreye girer. Duygusalım yani, yapı olarak duygusalım. Dolayısıyla stres anında ben duygusal düşünen bir insanım. Ya bu şu demek aslında, yapmam ama yani yanarsa yansın, biterse bitsin, son olursa olsun, ne olacaksa olsun. İşte onun için duygusal insan stres altında gerçekten çok büyük zorluklar yaşar. Ben de kişilik olarak duygusal bir insanım yani. Ama bunu kendimi kontrol ederek çok rahatlıkla telafi edebilirim. Son derece dikkatliyim, ölçülüyüm bu konuda. Böyle durumlarda ben hemen değil de bir konuda karar vereceksem eğer, önümde de zaman dilim varsa, kesinlikle birkaç gün içerisinde bu kararı veririm. O söylediğim kararı da defalarca verdim. 2 gün içerisinde verdim. 2. gün sabaha karşı buldum. Olayı çözdüm ve hamdolsun açtık o sıkıntıyı. Ama onu ortaya koyamasak çok farklı şeyler çıkacaktı. Onu çok net olarak biliyorum. Gerçekten çok ciddi bir olaydı. Çok stresli bir olaydı yaşadığımız olay. Ve stres hem bedeni hem de zihni inanılmaz boyutta yorar. Yani bağışlayın, amiyane tabirle Anadolu'da derler, insanın pestilini çıkartır. Üstünden tır geçmiş olur, gibi olur yani. Stres öyle ağır bir yük ki hem fiziksel hem de ruhsal boyutta insanları tam olarak handikap, stres boğa şeye sokar, riske sokar. Yok eder yani, o noktaya getirir. Ve güncel hayatına devam edemez muhtemelen. Hayır. Bir şey kafasına sürekli stres altında. Hayır, edemez Tutku. Çünkü zihinde sürekli vardır, evet. Onu çevirir. Onun dışında bir şey yapacak alan bırakmaz beyinde, zihinde. Dolayısıyla onun dışında hiçbir şey yapamaz. Adapte yürüyemez olamaz bile. Yani evinde bile çıkamaz. Hatta bir stresle deriz ki bazen psikolojide, parmağını bile oynatamayacak hale getirir insanı. Yani o kadar kilitleyebilir stres. O kadar tehlikeli bir şey. Aslında böyle durumlarda insanlar keşke kendilerini biraz dinlendirebilseler. Veya birazcık ödüllendirebilseler. Ama biz dinlenme boyutunda da, ödül konusunda da biraz cimriyiz. Her nedense bilmiyorum. Yani birey olarak kendimizi ne dinlendirebiliriz,
doğruyuz ne de ödüllendirebiliriz. Yani bu noktada da cimriyiz. Ama başkalarını hediyelerle ödüllendirebiliriz. Yani bunun farklı yolları var. Tutku'yla konuştuk bugün, birkaç saat önce bir mevzu vardı. Yani gerçekten kendimize o noktada kısırız, belki cimriyiz ama evet, bir başka insanı rahatlıkla ödüllendirebiliriz. Böyle bir yapımız var. Yani nedenini bilmiyorum ama böyle bir fıtrata sahibiz. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Yok. Veya en yakınımızdakiler için bir şey yapmıyoruz. Evet. Ama o halkanın dışındakiler için her şeyi yapabiliyoruz. Her türlü fedakarlıkta bulunabiliyoruz. Her türlü riske girebiliyoruz. Bu da bizim yapımız galiba. Ve işte bu noktada şunu da söyleyebiliyoruz zaman zaman. Hele şu iş bir hallolsun. Hele şu bitecek olan işi bir bitireyim. Hele şu noktaya bir geleyim. Bu da bir tuzak bakın. Hele. Yani hele şu işi bitireyim. Hele şu noktaya geleyim. Hele o iş bir olsun. Ondan sonra sen beni bir gör gibi. Bir de o helesi vardır yani eğer dışında. Bir de o hele tuzağı var. Eğer oraya düşerseniz. Hele o iş hiçbir zaman hallolmaz. Bunu bilin yani. Hele devreye girdiği anda o işin hiçbir zaman hallolmayacağını ben size hatırlatmak isterim. Aslında stres öyle bir şey ki bazen günlerce, haftalarca, aylarca süren bir süreç. Yani öyle basit bir şey değil, anlık bir şey değil stres. Yani sizi o kapsadığı anda, o tuzağa düşürdüğü anda ondan sonraki süreçte bu günler, haftalar, aylar, yıllar alabilir stresten çıkabilmeniz. Aslında bir kısım insanların da belki yaptıkları iş stresli bir iş olabilir. Yani öyle bir iş yapar ki bir kısım insanlar gerçekten hayatları boyunca strestir. Diyelim tel cambazları, yani somut örneği veya bu araba yarışçıları, o formüle bilmem ne, ya bunların hayatı sürekli stres, düşünebiliyor musunuz? Telin üzerinde veya araçta, yani her an ölümle burun buruna bıçak sırtındasınız. Dolayısıyla onların işi stresli bir iş, aslında yaptıkları iş veya birçok yüzlerce aslında iş üretilebilir. Ben bu iki somut örneği size aktarmayı uygun gördüm ama birçok buna benzer örnek bulabilirsiniz. Mesela patlayıcı madde imalatında çalışanlar diyelim. Veya aşırı zehirli evet, kimyasallarda çalışanlar diyelim. Veya madende işte görüyoruz zaman zaman. Yani Allah korusun, yani bu önerilecek bir şey değil ama çok insan hiçbir günahı olmadığı halde sırf yaptığı stresli o işten dolayı hayatından olabiliyor. Maden bir göçüyor, bir çöküyor, bir patlıyor. Gaz patlaması. Onlarca vatandaş yok olabiliyor. Her millette oluyor bu yani. Bu doğru bir şey mi? Hayır. Yani bu güzel bir örnek mi? Hayır. Ama yani stresli işin insana yok edeceğinin bilinmesi açısından bir örnekleme olsun istedim ben. Peki ne yapacağız sen? Ömrümüz öyle gelsin geçsin mi? Yani izleyelim mi? Yani bunu mu yapalım o zaman? Yok. Ben bunu da önermiyorum. Bazen biz gelen vakalar oluyor. Bu tip şeyleri yaşayan insanlar, stresli insanlarla karşılaştığımızda, onlarla diyaloğa girdiğimizde benim gibi bu işi yapan arkadaşlarım da tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olduklarını somut olarak görüyorlar. Yani o bireyler bize geldiklerinde emin olun çoğunluğu o stresli ortamdan dolayı, o yaşadıkları süreçten dolayı tükenmişlik sendromuna yakalanmışlar. Fiilen tükenmişlik sendromunu bu insanlar yaşıyorlar. Hem bedensel hem de zihinsel olarak zaten tükeniyorlar. Kendilerini tüketmiş oluyorlar, bitmiş oluyorlar. Peki bu noktada hep düşünüyoruz, yani insanın kendisini dinlendirmeyi engelleyen etken acaba nedir? Yani neden insan kendisini bu kadar tehlikeli bir anda dahi dinlendirme gereğini hissetmez? Bazen şöyle düşünüyor insan, ya zevk almıyorum diyor. Ne yaparsam yapayım canım istemiyor diyor. Yani hiçbir hevesim yok diyor. Hiçbir arzum yok diyor. Çünkü buradaki temel etken bana göre sizi o anda strese sokan neden hayatın güzelliklerini yaşamanıza ve yaşatmanıza engel oluyor. O içinde bulunduğunuz ortam ve ambiyans size doğru şeyleri yaptırmıyor. Doğru şeyler yapmanızı engelliyor. Dolayısıyla hayattan zevk almıyorsunuz. İnsanları dinlemek, insanlarla birlikte olmak istemiyorsunuz. Yemek, içmek istemiyorsunuz. Yani işte bu stresin farklı boyutta insan üzerindeki negatif etkilerinden birisi. Ve ben böyle durumda aslında size, zihninize pek de bu duyguları yaşarken güvenmemenizi öneririm. Yani stres altındayken lütfen zihninizle kurduğunuz diyaloglarda çok dikkat edin. Çünkü kandırılma ihtimaliniz çok fazla. Yani bizzat zihniniz tarafından.
keşke eski insanların böyle stresli anlarda nasıl dinlendiklerini bilebilsek, araştırabilsek. Yani o insanlar gerçekten o kadar büyük streslerin altından nasıl kalkmışlar? Biz günümüzde çok daha basit, hayati anlamda diyorum tabii, stres diye nitelediğimiz şeylerin altından kalkmayı maalesef beceremiyoruz ve kendimizi hiçbir zaman rahatlatamıyoruz. Bunun için de uygun bir ortam oluşmasını bizzat kendimiz engelliyoruz bana göre. Aslında böyle durumda bana göre yani zihninle paralel kalma, zihnin istemese de kendini dinlendirmeyi dene, kendini ödüllendirmeyi dene. Ve inanıyorum ki ben daha huzurlu olacaksın, daha mutlu olacaksın. Yani zihnin istemese de bunu ne olursun yap. Yani bunu tekrarla hiç korkma. Beden dinlendiği zaman ben inanıyorum ki insanın beyni, insanın zihni de dinlenir. Yani biz öncelikle bedenimizi dinlendirecek kadar bedenimize zaman tanırsak, kendimize zaman tanırsak bir sonraki safhada zihnimiz de bedenden paralel olarak dinlenmiş olacaktır. Peki bunun için ne yapabiliriz? Aslında kendimizi dinlendirmek için fiziksel aktiviteler yapabiliriz. Bu çok önemli. Yani stresli insanları ben özellikle fiziksel aktiviteye daha çok yönlenmelerini öneriyorum. O stres ortamından çıkabilmeleri açısından hayati anlamda kendileri için çok önemli. Ya bir şeyle meşgul olmak gerekiyor aslında. Evet Tutku. Dikkatini dağıtmak gerekiyor. Mümkünse kızım bu doğada olması gerekiyor. Yani doğaya evet. Çıkmak gerekiyor. Doğaya da iç içe olmak gerekiyor. Bir de böyle anlarda etrafınızda soğukkanlı, gerçekten akıl danışabilecek insanlar varsa, onların aklını ben size illa uygulayın demiyorum öğrendiklerinizi ondan söyledim ama bu insanlara istişare edin. Bu insanlara sorun, danışın. Yani böyle bir şey başlarına gelse acaba nasıl davranırlardı? Veya nasıl bir davranış biçimini, kalıbını ortaya koyabilirlerdi? Ama onların bir daha belirtiyorum, altını çiziyorum, söyledikleri her şey doğrudur diye yapmaya da kalkmayın. Ha, doğruluk payı vardır. Doğruluk oranı çok fazla olabilir ama illa yapın demiyorum. Ölçerek, biçerek, tartarak, kendinizdeki düşünceyle eşleştirerek, karşılaştırarak deneyebilirsiniz. Veya o öneriyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Bunu evet böyle soğukkanlı, daha önce başından bu tip işler geçmiş ve sorun çözmüş insanlarla birlikte olduğunuzda siz de büyük yarar görürsünüz veya onlara danıştığınızda çok büyük yararlanırsınız. Çünkü şunu söyle. Bana der ki en basit, ya Ömer der sen bu probleme hatırlar mısın? İşte 3 yıl, 5 yıl, 13 yıl önce karşılaştın. Ve bak bunu şöyle çözmüştün der. Bunu zihnimiz bize söylemez. Bizi kandırıyor ya. Ama o güvendiğimiz insan, bir yakınımız veya bir dostumuz, arkadaşımız, o soğukkanlı insan, o çözüm odaklı insan bize bunu söyler. Biz stres altında düşünemiyoruz ama o der ki Ömer ya sen bunu bak der. Bunun bir benzerini falan tarihte şu şekilde çözmüştün. Bu ne yapar bize? Motive eder ve doğruyu yapmamıza aynı olur yani. Işık olur. Veya der ki sen mutlaka bunu halledersin. Gerçekten çok güçlü bir adamsın. Yani bu engeli aşamayacak bir insan değilsin. Mutlaka bu engeli aşarsın sen, başarırsın. Şimdi benim çevremde çok var, öğrenci çok var. Birçoğunun ilk cümlesi şu. Yani ben o kadar şaşkınlıkla izliyorum ki sanki programlanmış bunlar. Beyinde çip var. Hocam ben başaramayacağım. Cümle bu Tutku. Ya düşünebiliyor musunuz? İlk cümle bu. Üniversite sınavına girecek. Veya çok önemli bir iş sınavına girecek. Hocam ben başaramayacağım. Biliyorum hocam. Bitti. Yani sen bunu bilinçaltına yazdınsa boşuna. Sen de boşuna uğraşırsın ben de. Terapi alacağız ondan sonra. Başka çare yok. O düşünceyi yok etmek için. Yani illa kaybedecek. Ben başaramayacağım. Ya yani yüzdeye vurun. Şaka olarak demiyorum. Bütün benliğimle söylüyorum. Yüzlerce, binlerce talebeyle karşı karşıya oldum ben. Hayatım kesişti. Hep bu. Başaramayacağım. Ha, başaracağım diyen var ama çok sınırlı. Yani yüzdeye vurursak %60'ın çok üzerinde başaramayacağını iddia eden, itiraf eden öğrencilerle karşı karşıyayım ben ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Dedik ya bak demin belirttim ben. Anlattım Tutku dedim ki ya bu, ben bu konuyu anlatamazsam ne olacak? Ben bu konuyu anlatamam. Tutku nasıl gelecek benimle stüdyoya? Aşağıda dedim ki arabadan indik. Tutku efendim hocam. Vallahi ben bu konuyu anlatamayacağım. Ne yapsın kızcağız? Hocam çıkalım ben anlatayım sen dinle mi desin? Ya nasıl yapalım ya? Ya düşünün aşağıda diyorum ki ben stüdyoya girmeden, kamera karşısına geçmeden ya Tutku ben bunu anlatamayacağım kusura bakma.
Ne yapacağız? Programı iptal edelim o zaman. Girme o sınava. Bu kadar açık. Ha, kaybedeceğine inanıyorsan, canı gönülden inanıyorsan ben bunu öneriyorum. Hem kaybedeceğim diyor hem sınava gidiyor kaybediyor. Ya kaybedeceğim anlayışıyla, bu inançla, bunu beyinle, zihinle yerleştirdiğinde Allah aşkına nasıl bir zulüm bu? İnsanın, öğrencinin kendine. Nasıl bir zulüm ya? Bununla o sınava girdiğinde sen o sınavı kazanabilir misin? Zaten kaybedecek. Bitmişsin ya, baştan bitmiş. Adam diyor ki hocam ben ne kadar çalışsam çalışayım, hayatım boyunca bir ev alamayacağım. Kesinlikle alamaz Tutku. Para da biriktirse, başka şey de yapsa alamayacağına inandığı için o alamaz. Varlığını başka yere yatırır. Gereksiz yerlerde kullanır. Dolayısıyla o eve hiçbir zaman sahip olamaz. Bak, doğru, daha önce de anlattık. Ben kesinlikle kanser olacağım, öleceğim diye bir insan kanser kesinlikle olur. Kanser olur ve ölür. Bunun başka şıkkı yok. Bu kadar açık ya. Ama ben mutlu olacağım. İnsanları mutlu edeceğim. Ben pozitif bir insanım. Ben iyilik yapısına sahibim. Gerçekten güzel bir insanım. Kendimi çok seviyorum. Kendime çok değer veriyorum. Öz saygım var. Kendime özgüvenim var dediğim anda ya her taraf gül bahçesi olur yani. O kadar basit ki, ama ben çapsızım, yetersizim, liyakatsızım, lüzumsuzum, ahlaksızım, özür diliyorum, terbiyesizim, edepsizim, kavgacıyım dediğim an aynen o kimliğe bürünürüm. Bir büyük tehlikede özellikle ben ebeveynlere uyarıyorum. Lütfen istirham ediyorum sizden. Çocuklarınıza sen ahmaksın, sen, özür diliyorum, sen manyaksın, sen yetersizsin, sen cahilsin, sen tembelsin veya benzerleri onlarca söylemek istemiyorum. Bu şekilde telkin yapmayın. Bunlar çocukların zihinlerinde kalıp oluşturur. Çocuk hiçbir zaman başarsa da başarılı olacağına inanamaz. Ve evet, sürekli bunlar bulundukları satırın, noktanın gerisine doğru merhale 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 gelmeye başlarlar. Ben hayretler içinde kalıyorum. Karşılaşıyorum. Arkadaşım soruyorum, ne var mı yok. Ya hocam bizim kızı gördün mü olanı? Ne oldu? Gene zayıf almış. Gene sınıfta kalacak bak. Gene kötü arkadaşlar edinmiş. Gene yanlış şeyler yapıyor. Bunu çocuğa da söylüyor. Söyleye 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 derler ya bizde. 40 defa deli dersen deli olur bir insan diye. Sen tembelsin, sen yetersizsin, sen çapsızsın, sen ahlaksızsın, sen terbiyesizsin, sen şusun, sen busun dedikçe negatif. Çocuk onu giyse edinir, kendine onunla gezmeye başlar artık. Öyle bir adam olur. Yani böyle bir şey ki bu, bunu yani aslında o kadar derin bir konu ki istirham ediyorum sizden. Ne olur çocuklarınıza, eşlerinize, eş de böyle. Senin yüzünden. Sen yetersizsin. Nereden buldum seni? Sen çapsızsın. Sen kötüsün. Sen çirkinsin. Sen tövbe haşa lanetlisin. Veya benzeri şeyleri söylediğiniz anda bitmiştir o eş yani. O evlilik zaten bitmiş de o eşi de ruhen, zihnen bitirirsiniz. Bedenen bitirir, yok edersiniz yani. Ama motive etseniz harika olmuş, güzel olmuş. Bak ne güzel, benim de yardımım gerekir mi? Bir şeyleri daha farklı yapabilir miyiz? Farklı yerlere gidebilir miyiz? Bu çok farklı bir şey. Yani her şey insan elinde ya. O kadar mükemmel bir anahtar var ki elimizde. Ama biz anahtarın o yuvaya giren yerini de tersini o yuvaya sokmaya çalışıyoruz. Yani anahtarın başını, arka kısmını Allah aşkına hangi kilidin girme tarafına takabilirsiniz ki? Ters taraftan girmeye çalışıyorsunuz o kilit yuvasına. Böyle bir şey mümkün mü? Ama ne güzel, normal atsanız kapıyı içeri gireceksiniz. Yok, biz ters tarafla açılmıyor diyoruz kapı. Girer mi ya? Hangi anahtarın ters tarafı bir kilidin içerisine girer? Düşünebiliyor musunuz yani? Konu konuyu çıkartıyor. Evet hocam. Nereden nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Gidiyoruz yani. Hatta bununla ilgili çok güzel bir örnek vermiştiniz geçen haftalarda. Bir öğrenci çok güzel bir üniversiteye gitmek istiyordu. Evet. Puanı yeteceği kadar gitmiş ama ailesi demiş ki neden tam puan almadın? Ailesinin istediği üniversiteye gidiyor. Ama bu sefer de neden daha yüksek bir puan almadın da bu puanla gittin diye yine memnun edemiyordu ailesini. Yine Tutku, o konuya varıyor Türkiye, bu da. Türkiye üçüncüsü veya dördüncüsüydü çocuk. Hı hı. Babasıyla kavga ettiğini biliyorum. Evet. Niye birinci olmadın diye yani. Ben bu kavgayı biliyorum ben. Baba diyor ki niye birinci olmadın? Yani tatmin olmuyor. Babanın o konu noktada kapasitesi var mı? Sıfır. Yok. Hiçbir şey yok. Yani böyle garip şeyler yaşıyoruz ki biz. Toplumda ben bir şey diyemiyorum ya. İşte olumlu, soğukkanlı, akıllı insanlarla istişare edin, birlikte olun derken ben bu tip bu insanların yararlı olur, size ışık olurlar, size yol gösterirler ama onların her söylediğinde ben ille yapın demiyorum. Ama o insan benim yerimde olsa ne yapardı diye ben düşünsem gerçekten o soğukkanlı, tecrübeli insan benim yerimde olsa şöyle yapardı derim.
kendime yeni bir bakış açısı oluştururum. Yeni bir pencere açarım. Dolayısıyla oradan giderim ve bu işi çok seçenekli düşünceyle çözebilirim. Ve her ne olursa olsun, en akıllı insan da olsa lütfen bir şey danıştığınızda örnek olarak diyeyim, ondan öğüt alın, ondan ışık alın, ondan yön belirleyin ama iki kere düşünerek hareket edin. Kaybetmezsiniz. Kötü olacağından değil ama lütfen iki kere düşünerek bu işi gerçekleştirin. Benim size bir de tavsiyem olacak. Böyle aşırı sıcakkanlı insanlar var bizim toplumumuzda. Bu anne olabilir, baba olabilir, dede olabilir, büyük anne olabilir. Çok yakın kanka diyorlar. Biz arkadaş diyoruz tabii. Bizim modeller arkadaş diyor. Yakın dostunuz olabilir. Yani onlar eğer çok ateşli insanlarsa, ateşli deyince aklınıza sakın kötü bir şey getirmeyin. Yani aceleci. Başka şey de gelebilir ben anlıyorum yani bakışlarından ama öyle değil bu. Bu aceleci. Bu hemen karar veren. Öyle ateşli insanlara bir derdinizi açtığınızda sizi mahvederler. Mesela ya işte arkadaşım, babam, annem ben işimi patron uyardı kaybedecek gibiyim. Allah'a sığınırım eğer o ateşli biriyse bittin eyvah işim bitti der yani. İşte bitme falan yok. Veya ben işte işimle geçinemiyorum dediğinden şöyle sorunumuz var dediğinden o yakınlarına. Bitmiştir bu evlilik. Sen hemen boşanacaksın. Bunun sonu bitecek. Bu çocuklar ne olacak? Ortada kalacak. Sen ne olacaksın demeye başladılar. Dolayısıyla ateşli insanlara özel şeylerinizi lütfen açmayın. Onlardan biraz böyle uzakta durun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çünkü o insanlar sizi strese sokarlar. Yani stresli değilseniz bile o insanlar sayesinde onların hareketleriyle, onların düşünceleriyle, onların ifadeleriyle kendi kendinizi strese sokabilirsiniz. Bizi de o düşünceye sokarlar yani illaki. O an geçiştirsek kendi bile. Kendi periyotlarını yok. O an geçiştirsek bile akşam yalnız kaldığın zaman insan bir düşünür yani hocam. Acaba yani neden böyle bir şey söyledi ki? Ya böyle olursa. Ya olursa hiç düşünmemiştim var ya. Falan. Bir de yakınınsa tutku kurtulamaz. Bulaşıcı bir rahatsızlık gibi yok, aslında. Bir yakınınsa her an evdeysen. Evet. Sürekli aynı şeyi söyleyecek. Ne oldu işini kaybettin mi? Ne oldu boşanıyor musun? Yani bir de bu var. Yani böyle bu tip çok evet. Sıcak insanlara işte ateşli derken bu noktada ateşli. Başka noktada değil. Bu tip ateşli insanlara çok ben yanaşmanızı önermiyorum. Çünkü onlar sizin sağlıklı karar almanızı önler. Bunu kesinlikle bilin. Evet. Peki ben size bir şey önereyim. Ben genellikle stresli olduğum anlarda ki 20 yıldan fazladır ben dağlarda yürüyorum. Özellikle size doğayı tavsiye ediyorum. Bakın şimdi aklıma geldi. Yani lütfen stresli olduğunuz anlarda bulunduğunuz ortamdan uzaklaşarak tehlikeli olmayan yerlerde doğayla baş başa kalın. Yani ne yapın? 3 kilometre yürüyün, 13 kilometre yürüyün, 15 kilometre yürüyün, gücünüz yetiyorsa 20 kilometre yürüyün, ıslık çalın, kuşlara bakın, ağaçlara bakın, o böcekleri dinleyin, sular, akan su varsa onlara bakın. Eminim ki o stresten hiçbir şey kalmayacaktır. Tutku böylece güzel bir biçimde bitirelim bu programı. Olur evet, mu? Bugün peki. Bayağı bir şey konuştuk hocam. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. Dostlarım, karşılıksız çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle sizi çok ama çok seviyorum. 2023'ü yaşıyoruz. Tutkunun dediği gibi ilk haftası. Umarım tüm insanlar için, insanlık için, tüm kainat için hayırlı ve huzurlu bir yıl olur. Çünkü hem 2021, özellikle 2022'yi çok sıkıntılı ve stresli bu konuyla iniltili geçirdik. Umarım 2023'te, 2022'de baş başa kaldığımız stres ortamları ile karşı karşıya kalmayız veya olmayız. Şimdilik hoşça kalın, ağzıma alın.